şöyle düşünün, çocuklar şöyle düşünün. Hepinizin sorumluluğu bu abinizin üzerinde, bu kardeşinizin üzerinde. Ama unutmayın ki bir tek gün ve bir tek gün bu emeği harcadığınız için, burada olduğunuz için, Ali Başkanımıza destek verdiğiniz için, İlçe Başkanı'nı burada güzel bir şekilde ağırladığınız için, ilçe başkanımıza büyük bilgi gösterdiğiniz için bir tek gün, bir tek gün emekleriniz boşa gitmeyecek. Çünkü şöyle bir şey düşünün, İstanbul'u biz muhteşem bir şekilde kazanacağız. Burada güzel bir şekilde altı okumuzun güzelliği etrafında toparlanmış vaziyetteyiz. Şunu arkadaşlarınıza çok güzel bir şekilde ifade etmenizi istiyorum ki altı ok örfümüzdür, töremizdir, altı ok geleneklerimizdir, altı ok inançlarımıza olan saygıdır, altı ok inançlara saygılı layıklıktır. Yani hangi yurttaşımız nereye gitmek istiyorsa altı ok demek din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, meslek farkının olmaması demektir. Altı ok demek ne demektir biliyor musunuz? Mübarek Ramazan ayı da bizim, Muharrem ayı da bizimdir. Altı ok ne demektir biliyor musunuz? Altı ok diyor ki, ben insanların düşüncelerine, ben insanların inançlarına, ben insanların ibadetlerine karışmam. Altı ok diyor ki, camiye giden de bizim, cemevine giden de bizim, kiliselere giden de ve altı ok diyor ki, başı açık kardeşimiz de bizim, başı kapalı kardeşimizdir. Bayrağınızdan ayrılmayın, toprağınızdan ayrılmayın ama herkes kendi dilini, kendi kültürünü, kendi geleneklerini, kendi inançlarını özgür ve mutlu bir şekilde yaşasın. Sultan Gazi'yi ben de hakikaten çok sevdim. 5. gelişim. Daha çok geleceğim. Hiç merak etmeyin. Hep beraber olacağız. Ve ben dün ve bugün Sultan Gazi'de umudun işaretini görüyorum. Yolumuz açık olsun. İnşallah. Işığımız bol olsun. Allah'a emanet olun. Başkanım.